Amerika Birleşik Devletleri oldukça hareketli. Tabii bir yandan George Floyd'un ölümüyle başlayan o protestolar devam ediyor. O şiddet olaylarına her geçen gün yenileri ekleniyor ki onlardan bir tanesi de geride bıraktığımız gece oldu. O nedenle de Amerika Birleşik Devletleri'nde protestolarda, yağmalarda yeniden başlamış oldu. Ama bir hareketlilik de Washington'daydı. Beyaz Saray önünde silah sesleri yükseldi ve o silah sesleri üzerine bizim Türkiye saatiyle gece saatlerinde polis alarma geçti. Saldırı sırasında Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenliyordu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Gizli servis tarafından salondan çıkarıldı ve saldırgansa vurularak etkisiz hale getirildi. Beyaz Saray önünden silah sesleri yükseldi. Trump apar topar salondan çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'ın önünde düzenlenen silahlı saldırı girişimi gizli servise alarma geçirdi. Saldırı sırasında Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, gizli servis görevlilerince salondan çıkarılarak Oval Ofis'e alındı. Salondaki muhabirlerin çıkmasına izin verilmezken Trump bir süre sonra salona dönerek konuşmasına devam etti. Beyaz Saray'ın önünde silah sesleri duyuldu. Ancak durum şu an kontrol altında. Gizli servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu ifade eden Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Gizli servisin iyi bir iş çıkardığını vurgulayarak herkese teşekkür ettikten sonra gündemi değerlendirmeye devam etti.